Evet Soner, 3. etap sonra evimize geldik. Tekrar burada sahamda çalışmalara başladık. Kısaca geçmiş yaptığımız çalışmaları. Evet abi, dediğiniz gibi evimize döndük. Çok şükür kazasız, belasız, sakatsız bir kamp dönemi geçirdik. O yönden çok mutluyuz. Güzel ve yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçları yaptık. Özellikle 3. kampta daha çok hazırlık maçlarına önem verdik. Bizim açımızdan güzel oldu yani maç temposunu kazanmak için. Şimdi buradayız. Yine lige 2 haftalık bir süre var. Onu da en iyi şekilde değerlendirip lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Bu hazırlık maçları takıma bir katkı sağladığını düşünüyor musun? Tabii ki katkı abi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere kondisyon açısından çok şey kattı. Çünkü maç temposu çok farklı. O yüzden maç temposunu bize kazandırdı. Bu yönden güzel oldu. Daha maç eksiğiniz var mı? İlla ki var yani abi. Sonuçta 1,5-2 aya yakın bir maç yaptık. İzin yaptık. İlla ki var ama o 2 haftalık sürede onu da kapatacağız, bu açıyı kapatacağız. Yeni gelen birkaç arkadaşınız var. Onun nasıl adaptasyon sağlandı mı yavaş yavaş takımda? Futbolun biliyorsun deli birdir. Onlar da hiçbir sıkıntı çekmedi. Biz de onlar bize bir adım attı, biz de onlara 2-3 adım attık. O yüzden çok sıkıntı çekmediler. Zaten Türk oyuncular onlar birbirine, biz onları takıyorduk. Yabancı arkadaşımızla hiç sıkıntı çekmedik. O da çabuk kaynaştı. Her şey yolunda. Tamam. İlla ki korktuk ama elhamdülillah vatanımız, milletimiz bu zor günde nasıl birlik olduğumuzu gösterdi. Bütün Türk, bütün dünyaya Türkiye'nin nasıl bir araya geldiğinde neler yapabileceğini bütün dünyaya göstermiş olduk. Yabancı futbolcular sizle bu konuda hiçbir şey görüştü mü? Yok, zaten çok fazla şey olmadı. Onlar da illaki bizim gibi biraz tedirgin olmuştur ama elhamdülillah bunun da üstesinden geldik. Abi gelin. Bitmek için kaybetmiyor. Aynısını seviyorum. Bırak onları abi.